Herkese merhaba, ben Dr. Ali Bayramoğlu. Öncelikle geçmiş olsun. Bu zorlu süreçte hepimize kolaylıklar diliyorum. Bazen çevresel değişkenler bizi yaşama biçimlerimizi değişmeye zorluyor. 2020 ilkbahar davranışsal esneme seminerlerini ODTÜ'de, amfilerde ya da sağlık ve rehberlik merkezinde yüz yüze yapamayacağız. Olsun. 5. ve 6. seminerlerde YouTube kanalımda ulaşabilirsiniz. Ele aldığımız gibi görünüş ve biçimden ziyade değerlere ve işleve odaklananlar yok edilemez ve durdurulamaz olurlar. Eğer değer verdiğimiz şey paylaşmaksa bu süreç neden yok olsun? Eğer bizim için önemli olan amfilerse bu süreç durmak zorunda. Ama dediğim gibi eğer değer verdiğimiz şey paylaşmaksa neden duralım? Durdurulamaz olabiliriz. Teknolojiyi kullanarak paylaşma devam edebiliriz. Bu süreçte kısa videolar ve podcastlerle paylaşımlarıma devam edeceğim. Tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımdan duyuracağım. Sosyal medya hesaplarıma videonun açıklamasındaki yazıdan ulaşabilirsiniz. Bizim dünyamızı değiştirecek olan tek çevresel değişken ya da şok, COVID-19 değil. Küresel ekonomide işaretleri günden güne beliren bir küresel ekonomik kriz var. Ufukta belki de 1929 benzeri bir ekonomik bunalım ihtimali var. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzunca bir zamandır her hafta ortalama 200 küsür bin kişi işsizlik maaşı için başvururken 15-21 Mart haftası 3.3 milyon kişi başvuru yaptı. Bu tarihi bir rekordu ki 22-28 Mart haftasında hemen bir hafta sonra 6.6 milyon kişi daha başvuru yaparak bu tarihi rekoru bir hafta içerisinde ikiye katlayarak kırdı. Önümüzdeki ekonomik daralmanın, işsizlik artışının, istihdam azalmasının işaretleri önemli çevresel değişkenler olarak bekliyor. Ben 2008'den bu yana açık kaynak, kitlesel ve ücretsiz bir temel psikolojik hizmeti hedefe aldım. Çünkü burada benim daha çok ilgilendiğim şey küresel ekonomik bir çöküştü. Bunu hesaba katmıştım ancak küresel bir salgını ve böylesine büyük bir şoku hesaba katmamıştım. Yine de tam olarak hazırlıksız yakalanmış değilim. Tüm bu değişkenlerin yanı sıra önümüzdeki süreçte iklim değişikliğinin etkilerini de gün be gün hissedeceğiz. Hani diyorlar ya, Azrail tüm kartlarını oynuyor. İnsanlık olarak bir sınavın eşiğindeyiz. Ama tekrar ediyorum, insanlık olarak bir sınavın eşiğindeyiz, insan olarak değil. Ve bu sınav, haz ve tüketim toplumunun biçimlendirdiği tamamen bağımsız süper bireylerin verebileceği bir sınav değil. Bu birlikteliğin, bu ittifakların verebileceği bir sınav. Paylaşmanın ve birliklerin önemli olduğu bir bakış açısına ihtiyacımız var. Şimdi ve burada olmak artık yetmez. Şimdi ve bir arada olabilmeyi öğrenmeliyiz. Bu süreçte değişim oldukça zorlayıcı ve belirsizliklerle dolu olabilir. Değişim için ihtiyacımız olan şey nasıl daha iyi hissedeceğimizi öğrenmek değil. Değişim için ihtiyacımız olan şey duygusal acıyla temas edebilmeyi öğrenmektir. Çünkü her doğum sancılıdır. Alibaba.com'un kurucusu Jack Ma'nın bir iddiasını sürekli dile getiriyordum seminerlerimde. Önümüzdeki 30 senenin acılarla dolu olacağını ve her bir senenin bir öncekinden daha zor olabileceğini iddia ediyordu Jack Ma. Önümüzdeki sanayi devrimi ve nesnelerin interneti pek çok kişinin işini elinden alacak ve yaşam biçimlerimizi köklü bir şekilde değiştirecek. Bunlar belki işte yıllar içerisinde olacak. Olacak mı olmayacak mı diye tartışılabilir de. Ama sanki yaşanan salgın tarihin akışını hızla ileriye doğru sarıyor. Bu noktada Jack Ma'nın dediği gibi çocuklarımıza ve kendimize insani becerileri öğretmemiz gerekiyor. Eğitimde, pek çok şeyde köklü değişiklikler yapmamız, paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Yani robotların yapabildikleri şeylerde çocuklarınızı yarıştırmayın ya da siz yarışmayın diyor Jack Ma. Çünkü robotların yapabildiği şeylerde robotlar bizi yenecek. Dolayısıyla artık şöyle düşünmemiz gerekiyor. Kafa kafaya verip bu iş sadece eğitimcilere, psikologlara, iktisatçılara, hekimlere bırakılacak bir iş değil. Bu iş anne, baba, çocuk ve tüm insanlık olarak kafa kafaya verip düşünmemiz gereken bir şey. Şöyle düşünmeliyiz. Robotlar ne yapamaz? Ayrıca hem değişim hem de gelecek olan haberler kaygılandırıcı, korkutucu ve belirsizliklerle dolu olabilir. Kafa karıştırıcı olabilir. Kimse maske takmasın. herkes maske taksın. Maske takmayın ama herkes taksın maskesini gibi. Dolayısıyla duygusal acıyla temas edebilmeyi, kaygıdan kaygılanmamayı ve korkudan korkmamayı öğrenmeliyiz. Ayrıca yeni çözümler üretmek. Daha önce yapmadığımız şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Bize çizilen sınırların dışına çıkmamız gerekebilir. Bize çizilen sınırların dışına çıkmak, yeni çözümler üretmek her zaman iyi hissettirmez. Her zaman diğerlerini, el alemi memnun etmez. Seçtiğimiz gibi yaşarken eleştirilere, yuhalanmalara, ıslıklanmalara, engellemelere maruz kalabiliriz. Ve bunlardan korkmamayı öğrenmemiz gerekir. El alem ne der diye yaşamaktansa, korkudan korkmayarak seçtiğimiz gibi dolu dolu değerlerimize kulak verebilmeyi öğrenmeliyiz. Şu an için YouTube kanalımda her biri yaklaşık 90 dakika olan toplam 7 seminer videoma ulaşabilirsiniz. Bu konudaki desteği için ODTÜ GİSAM'a, Görsel İşitsel Sistemler Araştırma Merkezi'ne minnettarım ve bu süreçte davranışsal esneme seminerlerini, amfilerini açan tüm bölümlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum tekrar. Sağlık ve Rehberlik Merkezi'ne, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ama her şeyden önce ODTÜ öğrencisine teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde pek çok insanla bu bilgileri paylaşabildik ve paylaşabilmeye devam ediyorum. Önümüzdeki süreçte yaklaşık 300 ODTÜ mensubu davranışsal esneme eğitimini tamamlamıştı. Hem onların hem okuyucularımın hem de bu videolarla davranışsal esnemeyi takip eden kişilerin sorularını cevaplamak istiyorum. Davranışsal esneme seminerlerindeki ele alınan konuları kısa videolarla detaylı bir şekilde tekrar ele alacağım. Burada sorabildiğiniz kadar soru sorun, birlikte yeniden şekillendirelim o seminerleri. Ayrıca kitabım Başka Bir Dünya Mümkünü de birlikte ele alalım istiyorum. Baştan sona kitabı okumamız mümkün değil ama oradaki bazı konular vardı. Onları seminerlerde ele alamamıştık. Gelin onları ele alalım. Gelin kitabın üzerinden birlikte geçelim. Elinizde kitap yoksa da dert etmeyin. Çünkü herkesin takip edebileceği şekilde konuları ele alacağım. Buna emin olun. Ayrıca buradaki videoları çeşitli kanallar üzerinden podcast olarak da yayınlayacağım. Yani sadece YouTube'a yüklemeyeceğim. Bu kanalları da sosyal medya hesaplarımdan, videoların açıklamalarından takip edebilirsiniz. Buradaki videolarda ilk etapta böylesi sıra dışı zamanlarda anda olma becerilerini ve otomatik pilotta olma, ezbere yaşama becerilerini nasıl kullanabileceğimizi ele alacağım. Ayna Gönül'ün, yanlış duymadınız, ezbere yaşama becerilerini ele alacağım. Bunlar da bir beceri. Neticede ben 21. yüzyılda büyük bir koşturmanın içerisinde yaşayan bir adamım. Ve ezbere yaşamam gerekiyor bazen. Ve bunu bir beceri olarak, bir güç olarak kullanacağım. Ayna Gönül'ün mindfulness'la farkını, Ayna Gönül'le ilgili temel bilgileri içeren bir videoyu hazırlamayı planlıyorum. Ayrıca Ayna Gönül uygulamalarının yönergelerini de podcast olarak yayınlayacağım. Tüm detaylı bilgilere davranışsal esneme açık kaynak, kitlesel, ücretsiz, temel psikolojik destek raporuma Ağustos 2019'da yayınlamıştım. Detaylı eğitim programıma videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Videoları belli bir düzende yükleyemeyebilirim. Eğer kanala abone olur ve zil sembolüne basarak bildirimleri açarsanız videolar yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. Ben de böyle takip ediyorum YouTube'da takip ettiğim kişileri. Umarım buradaki bilgiler seçtiğiniz hayatı duygusal acıdan korkmadan dolu dolu yaşamanızda size hizmet eder. Şimdilik bu bir merhaba olsun. Daha yeni başlıyoruz. Her doğum sancılıdır. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Başka bir dünya mümkün. Sevgiler, selamlar.